Diyelim ki şimdi buradayım. İki farklı senaryo yapalım. Ben bir gözlemciyim, işte buradayım. En iyisi sadece gözlerimi çizeyim çünkü ışığın hareketini inceleyeceğiz. Sadece gözlerimi çiziyorum. Bu ilk senaryodaki ben ve bu da gözlemlerimden biri. Bu da ikinci senaryodaki ben ve yine bir gözüm. Şimdi her iki senaryoda da bir nesnemiz, bir tür ışık kaynağımız olacak. İlk senaryoda ışık kaynağı bana doğru hareket etmiyor olacak. İkinci senaryoda ise ışık kaynağı hareket halinde olacak. Nesnenin ışık hızının yarısı hızında hareket ettiğini varsayalım. Aklımızın alamayacağı bir hız biliyorum ama o hızla gidiyor diyelim. Yani nesnenin hızı ışık hızının yarısı olacak ve benden yani gözlemciden uzaklaşacak. Şimdi neler olacağını bir hayal edelim iki nesne de ışık yayıyor. Her ikisi de tam olarak aynı anda ışık yaymaya başlayacak ve ışık yaymaya başladıklarında gözümden tam olarak aynı uzaklıkta olacaklar. Aradaki tek fark buradaki bana göre hareketsizken buradaki benden ışık hızının yarısı hızında uzaklaşıyor olacak. Varsayalım ki bir süre sonra bu kaynağın ışık dalgaları gözüme ulaşıyor ve bunun gibi bir şey görünüyor güzel çizebilmek için elimden geleni yapıyorum. Buraya iki tane dalga boyu çizeceğim. Buraya bir yarım dalga boyu, buraya bir tam dalga boyu. Buraya başka bir yarım, başka bir tam. Başka bir yarım ve bir tam. Daha sonra bir yarım ve bir tam dalga boyu. Çok iyi çizebilir miyim emin değilim. Deneyelim bakalım. Tam dalga boyu, tam dalga boyu, bir tane daha tam dalga boyu, Çizmesi çok kolay değil ve başka bir tam dalga boyu. Sonunda gerçek dalga şeklinde şöyle bir şeklimiz olacak. Dalga şeklinin ilk kısmı gözüme ulaşıyor. Daha sonra dalga şekilleri gözüme ulaşırken gözüm dalga boyunu ya da dalga frekansını bir tür renk olarak algılayacak. Tabii bu noktada elektromanyetik spektrumun görünebilen kısmında olduğumuzu varsayıyoruz. Şimdi bu kaynağı ne olacağını inceleyelim. İlk olarak dalga şekillerinin ilk kısmı aynı anda gözüme ulaşacak. Boşlukta olsa bile ışığın seyahatiyle ilgili en ilginç şeylerden biri de bu nesnenin ışık hızının yarısı hızında uzaklaşıyor olmasının hiçbir şeyi değiştirmemesi. Yani ne olursa olsun ışık hızında geliyor olacak. Bu böyledir, kesinlikle değişmez. Bu nesne ışık hızının onda dokuzu hızında uzaklaşıyor olsa da yine de ışık hızında hareket eder. Işık bana yine de ışık hızında gelecek. Işık hızının bu durumu kulağa ters gelebilir. Çünkü mesela ben sizden mermi hızının yarı hızında uzaklaşsam ve size ateş etsem merminin hızı size doğru gelirken yarıya düşecek ve normal hızının sadece yarısıyla bana doğru hareket edecek. Ama söz konusu ışık olunca durum farklı. Her neyse. Şimdi dalga şeklinin nasıl görüneceğini inceleyelim. Şuraya bu gözü tekrar çizeyim. Buradaki yine benim. Bu iki ışık kaynağı tam olarak da aynı anda ışık yaymaya başlamıştı. Işık gözüme ulaşana kadar bu nesne mesafenin yarısını kat etmiş oluyor. Eğer ışığın buraya ulaşması belli bir zaman almışsa bu sürede nesnemiz bu yolun yarısı kadar yol kat eder. Dolayısıyla ışık gözüme ulaşana kadar buradaki nesne bu mesafenin yarısı kadar yol almış olur. Yani bu kadar uzağa gelmiş oluyor. Ama hatırlarsınız, ikisi aynı anda ışık yaymaya başlamışlardı. Bu yüzden eğer ışığı parçacık olarak düşünürseniz, buradaki ilk foton buradaki nesneden çıkan ilk fotonla aynı anda gözüme ulaşacak. Yani burada dalga şeklinde bir uzama olacak. Yine 1 2 3 4 tam dalga boyumuz olacak ama bunlar daha uzun olacak. Bakalım 4 tam dalga boyu çizebilecek miyim? Yarım buraya her birini ikiye bölerim. Yani bunlar birer tam dalga boyu olacak ve aralarında da yarım dalga boyları bulunacak. Dalga şekli şöyle görünecek. Bunu çizebilmek için elimden geleni yapacağım. İşte oldu. Şöyle. Yani ışık gözüme ulaştığında gözüm bunu daha uzun bir dalga boyuymuş gibi algılayacak. Bu nesnelerin bakış açısından da baksanız, bu nesnelerle birlikte seyahat ediyor da olsanız, bu yayılan ışığın dalga boyu ve frekansı aynıdır. Aradaki tek fark buradaki nesne benden uzaklaşıyor. Ya da olaya nasıl baktığıma bağlı olarak, yani benim veya nesnenin hareketsiz oluşuna göre ben nesneden uzaklaşıyorum da diyebilirim. İncelediğimizde ilk durumda gözlemci ve nesnenin her ikisi de hareketsizdi. Peki, gözüm ikinci durumda nesneyi nasıl algılar? Gözlerin bu ardışık sinyalleri ya da bu ardışık dalga kıvrımlarının her birini algılar ve der ki, Vay, burada daha uzun algılanan bir dalga boyu ve bununla birlikte algılanan daha düşük bir frekans var. Peki, bu durum ışığın algılanışına nasıl bir etki yapar? Diyelim ki bu ışık yeşil. Eğer gözlemci ile birlikte nesne de durağan halde ise ışık yeşil olur. Öyleyse hadi elektromanyetik spektruma bakalım. Eğer gözlemci ile birlikte nesne de durağan halde ise spektrumun yeşil ışık kısmında olmamız gerek. Yani 500 nanometrelik bir dalga boyu. Ancak bu nesne benden bu kadar yüksek bir hızla uzaklaştığından algılanan dalga boyu genişliyor. Yani benim algıma göre bu daha geniş bir dalga boyuna sahip olacak. Ne olacağını anlamış olabilirsiniz. Işık olduğundan da kırmızı görünecek. Yani spektrumun kırmızı kısmına doğru kayacak. İşte bu olaya kırmızıya kayma diyoruz. Hatırlarsanız Doppler etkisi hakkında birçok video hazırlamıştık. Orada bize yaklaşan ve bizden uzaklaşan ses dalgaları ve sesin algılanan frekansı hakkında konuşmuştuk. Bu da tamamen aynı şey. Bir bakıma Doppler etkisinin ışığa uygulanmış hali. Peki, Doppler etkisi boşlukta ilerleyen ışık ve havada ilerleyen sese uygulanmak için neden uygun? Çünkü ses kaynağı bize doğru yakınlaşsa da bizden uzaklaşsa da, havadaki basınç gibi belirli koşullar altında ses hızında hareket ediyor olacak. Işıkta da aynı mantık. Işık kaynağı ne yaparsa yapsın, ışık dalgası boşlukta her zaman aynı hızda hareket eder. Tek fark algılanan frekansının ya da dalga boyunun değişmesidir. Tüm bunları anlatıyorum çünkü ışığın kırmızıya kayma özelliğini kullanarak nesnelerin size yakınlaştığını mı yoksa sizden uzaklaştığını mı anlayabilmeniz mümkün. Kırmızı kayma olayından bu kadar çok bahsedilmesinin sebebi ise çoğu şeyin bizden uzaklaşması. Bu büyük patlamanın varlığına inanmamızın sebeplerinden biri. Tam tersine düşünürsek eğer bir şey bize çok yüksek bir hızla yaklaşsaydı mora ya da maviye kayma denen şey gerçekleşirdi. Yani frekans artar ve ışık daha mavi ya da mor görünürdü. Vurgulamak istediğim bir diğer noktada kırmızıya kaymanın yalnızca görünür ışığa uygulanmadığı. Yani bu prensip göremediğimiz şeylere bile uygulanabilir. Kırmızıdan da kırmızı olan şeylere uygulayabiliriz. Örneğin mikrodalga. Mesela yayılan dalga mikrodalga olabilir ve kaynak bizden çok hızlı bir şekilde uzaklaştığından belki bir radyo dalgası olarak algılanabilir. Biz bir şeyi mikrodalga olarak algılasak da kaynaklar bizden çok hızlı bir şekilde uzaklaşırsa kırmızıya kayma olayı gerçekleşir. Yani mikrodalga ışını yayılmaz. Ancak bizim gözlemlediğimiz şey mikrodalga ışıması ki bu gözlem büyük patlama teorisine göre yapılan tahminlerden geliyor. Her neyse umarım bu videoda kırmızı kayma konusu sizin için daha anlaşılır hale gelmiştir. Artık bu olayı bildiğinize göre neden birçok şeyin bizden uzaklaştığını düşündüğümüzü açıklayabilirsiniz. Son olarak bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki iki tane nesnem var. Bunların ikisi de güneşse ya da herhangi bir galaksiyle sahip olduğu özelliklerden dolayı muhtemelen aynı renk ışık yayacaklar. Bizim algımıza göre şu bize bundan daha kırmızı görünüyorsa biliyoruz ki bu nesne bizden uzaklaşıyor. Daha kırmızı ışık daha geniş dalga boyu demek. Yani diğer galaksiye göre bu bizden daha hızlı uzaklaşıyor.